Merhabalar herkese. Bugün pişirme ve sunumda yapacağınız basit değişikliklerle birlikte kahvaltı sofralarınızı farklılaştırabileceğiniz bir tarif ile karşınızdayım. Evet, hemen yapılışına geçelim isterseniz. Simidimiz var burada. Aynı zamanda bu tarif bayat simitleri de değerlendirebileceğiniz bir tarif. Kaşar, sucuk, maydanoz, tereyağı, tuz, karabiber, yumurtamız var. Sarısıyla beyazını ayırdık. Tarifimizin farklılığının bir kısmı buradan geliyor. Sarısıyla beyazını ayrı ayrı pişiriyoruz. Şimdi hemen yapılışına geçecek olursak eğer, simitlerimizi ortadan ikiye bu şekilde kestim. Keserken dengeli kesmeye özen gösterin. Çünkü bu bizim yumurtamızı pişirmeye yarayacak bir dış bariyer gibi görev göreceği için simidi ortadan ikiye düzgün kesmeye gayret gösterin. İlk yapmamız gereken işlem, simidi tavamızın içerisine alıyoruz. Ocağın altını açıyoruz. Ve tereyağımızı simidin ortasına bırakarak erimesini bekliyoruz. Ocağın altını kıstım. En küçük gözle çalışıyoruz. Tereyağımız eridi. Birazcık şöyle simitlerin alt kısımlarına da gitmesine izin veriyorum. Bir yandan ilk önce yumurta akını pişireceğimiz için yumurta akını bir miktar çırpmam gerekiyor. Şöyle bir tutam tuz atıyorum. Ve birazcık çırpıyorum. Burada beklesin. Evet, şimdi kısık ateşte çalışıyoruz. Şöyle tereyağının simidin alt kısımlarına da gitmesine müsaade ettim. Evet, bir miktar tuz attım, biraz çırptım. Yumurta aklarının ilk önce yarısını ilave ediyoruz. Diğer kısmını az sonra ilave edeceğiz. İlk önce bu yumurta akının zeminde güzelce pişip bize alt taban olarak görev yapmasını istiyoruz. O yüzden kısık ateşte yumurta aklarının pişmesini bekliyoruz. Birazcık altını açabiliriz bu aşamada. Çünkü en küçük gözde çalışıyoruz. Altını kısmıştım. Yumurta akları için de geçerli. Birazcık şöyle simitlerin alt kısımlarına geçmesine müsaade ederseniz iyi olur. Hepsi ortada kalmasın. Birazcık simitlerin alt kısımlarına da geçsin. Yumurta aklarının diğer kısmını da ilave ediyorum. Ocağın altını kısıyorum yine. Ve bu aşamada birazcık sucuk ilave ediyorum. Hepsini değil, daha sonra sarısını yağ ilave ettikten sonra da ekleme yapacağım. Siz pastırma ya da diğer şarküteri ürünlerinden salam, jambon gibi ürünler de kullanabilirsiniz. Evet, yumurta akları pişti. 2 dakika sonra da yumurta sarısını ilave etme aşaması geliyor. Şöyle yumurta sarılarını da çatalla birazcık şöyle karıştırdım. Onları da ekliyorum. Şöyle spatula yardımıyla birlikte daha iyi sıyıracağım. Evet, simidiniz büyükse 2 yumurtadan da bu tarifi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi geriye kalan sucukları da ilave ediyorum. Sucukları çok küçük doğradım. Yani yemeklik soğan boyutunda, burnu az dediğimiz en küçük boyutta doğradım. Karabiberi en son aşamada ilave edeceğim. Yine çok küçük doğradım. Sucuklarla aynı ebatta doğradığım kaşarım var burada. Kaşarı da ilave ediyoruz. Şöyle biraz karabiber. Yumurta aklarını bir miktar tuz atmıştık. Sarıları için de şöyle çok az bir tuz gezdiriyorum. Karabiberi az önce ilave etmiştim. Burada yumurta sarılarını çok pişirmeyin. Birazcık böyle akışkan olsun. Hem renk hem de lezzet vermesi için şöyle yine çok ince kıydığım maydanozları da ilave ederek artık sunumu gerçekleştirebiliriz.
Evet, yumurtalı simidi sunum tabağına aldım. Görmüş olduğunuz gibi pişirmede ve sunumda yapacağınız basit değişikliklerle birlikte sofralarınızda güzel farklılıklar yaratabilirsiniz. Video umarım faydalı olmuştur. Destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.